Arkadaşlar bugün otelimizden ayrılacağız. Sabah öğleden önce meclise gideceğiz. Oradan nereye gidecektik? Oradan Anıtkabir'e çelenk bırakmaya gideceğiz. Şu an hazırlanıyoruz. Bağbahçe. Evet, otelimizin manzarası. Nereye bakıyor? Kızlar Caddesi'ne bakıyor. Sabah olmuş. Ve Ankara'da kimse yok. Dükkanlar boş, millet işe gidiyor, okula gidiyor. Oh, hava buz gibi. Hiç tavsiye etmem. Sonra görüşürüz beyler. Arkadaşlar meclise geldik. Yanımızda iş yeri Kader abi var. Telefonları almaya gerek yok mu? Hayır ya, Anıtkabir'de lazım. Burada şey lazım değil. Eğer pislik yapmayacaksan öyle şey falan etmeyeceksen böyle çatı açlar. Ben de para almıyorum. Evet, meclise girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şu an güvenlik soruşturmasından geçtim. Kayıt mı? Kayıt yasak. Yasak. Sabahtan beri öyle tutuyorsun lan. Sayın milletvekilimiz Ersi Bankoğlu burada, bizimle beraber. Evet. Gidiyor mu? Sonra oradan işte müzeyi gezdiğiniz gibi oradan sizinle burada tutarak gideriz. Tamam. Şimdi biz gezelim. Thank you.
Böyle devam ediyoruz. Değerli ziyaretçiler, mezarın asıl anlatımı olacaktı. Dinlemek isteyenler bu tarafa doğru devam edelim. Dur, bekle, bekle. Değerli ziyaretçilerimiz, hoş geldiniz. Şu anda Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezar odasının önünde bulunmaktasınız. Mezar odası mozole binası içerisinde yer alan sembolik layık taşının tam olarak 7 metre altında, arkamda görmüş olduğunuz bakır ölüp kapının ise 5 metre gerisinde bulunmaktadır. Anıtkabir'in inşası 1953 yılında tamamlanmıştır. O dönemin 67 vilayetinden atamızın da doğduğu Selanik ekibinin bahçesinde Suriye'de tek Türk toprağımız olan Süleyman Şah Türbesi'nden, Güney Kore'deki Türk şehitliğinden ve Kıbrıs'tan getirilen topraklar harmanlanarak atamız için tam bir vatan toprağı oluşturulmuştur. Ulu Önderimizin aziz naaşı tamamen İslami kurallara uygun olarak kefenlenerek ve yüzü kıbleye bakacak şekilde kendisinin de deyimiyle en kutsal sensin dediği vatan toprağına dönemin devlet erkanı ve kız kardeşi Makbule Atadan eşliğinde defnedilmiştir. Mezar odası Osmanlı ve Selçuklu türbe mimarisine uygun olarak sekizgen biçimde inşa edilmiştir. Sekizgenlik Türk mitolojisinde ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu simgelemektedir. Kırmızı sandık asının etrafında yer alan sarı pirinç vazoları içerisinde Türkiye'nin 81 ilinden, kardeş ülke Azerbaycan'dan ve yavru vatan Kıbrıs'tan getirilen topraklar bulunmaktadır. Atamız sağlığında bir sohbetinde milletine son kez şöyle seslenmiştir. Bir gün elbet öleceğim. Milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Fakat ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı bir Türk bayrağı görmek isterim der. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözlerini vasiyet olarak kabul eden Anıtkabir mimarları, mezar odasının hemen arkanızda bulunan müzemizin de en geniş penceresinde görebileceğiniz Ankara Kalesi'nin tam karşısına inşa etmişlerdir. Böylelikle sembolik bile olsa atamızın bakır rölyef üzerindeki sureti Ankara Kalesi'nde dalgalanan ve sonsuza kadar dalgalanacak olan şanlı Türk bayrağını izleyebilmektedir. Son olarak bizlere bu cennet vatanı bıraktıkları için başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, değerli silah arkadaşlarına ve tüm aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunar ve Yüce Allah'tan rahmet dileriz. Ruhları şad olsun. Efendim bizi ziyaretine teşekkür ederiz. Sayın izleyicilerimiz, bugün Anıtkabir'i müzelerini geziyoruz. Arkadaş tek başına fotoğraf çekiyor. Ne yapıyorsa bir çözüm edin. Bale mi yapıyor, ne yapıyor? Dans ediyor. Hem daha yapıyoruz. Bence daha güzel bir fotoğraf yapıyor. Martlar yanlış yani. Şey diyeceğim arkadaşlar. Buradan Ankaralı Mankaralı bir şeyler Vahap kardeşinize selamlar olsun. Aynen, bir de o, bir de şeyi unuttuk söylemeyi. Sait'e de selamlar. Olur. Ankara'dayız. Anıtkabir'de şey bizi bulsun. Bir dakika, kanala abone olup beğenip paylaşıp yorum yapanlara bir adet üstümüzde gördüğünüz formalardan bir adet ediyoruz. Hediye ediyoruz. Şaka yapıyoruz arkadaş. İnanmayın böyle şeylere. Niye? Etmiyor muyuz?
Müezzemiz bu kadar mı? Şey, üstümde ben üstündekini başlıyorum. Evet, şu an nereye gidiyoruz? Evet, şu an arabalara. Evet, bu arabaları hayatta bir yerde göremezsiniz. Trafikte mi? Vallahi. Abi. Lincoln mu? Şaka yapıyorsun. Lincoln mu lan bu? Aynen. Yok artık. Abi eskiden de arabalar varmıştı. Şimdi niye yokmuş ya? Niye yokmuş? Bayağı şekilmiş. Vardır da. Trafikte göremezsin. Herkes bilmez oğlum. Manyak tarih eser. Bilmez mi? Binemez mi? Tarih eser oğlum. Bunun neresi bineceğim? Vesperet bir sene ama. Bir ihtimal. Abi bu maalesef bilmez mi ki? Abi efsane. Bu ne? Ha bak vesperet bir sene görüyor musun? Bak belli zaten. Motoru da boyamış yani lan valla. O kadar da gerek yok yani, içine kim bakacak? Sanki. Ne? İçine mi kim bakacak? İçine kim bakacak ya? Abi, sanki çalıştırıp adam, binecekler ya Allah'a sığa. Adam bunu öyle bir yapıyor ki sürülebilir yapıyor. Tamam dışı önemli de iç önemli değil ki. Çalışsan onu kim bulacak bunu? Beni Türk sanayisine evet, arkadaşlar, emanet edin. Aç katlı meyle satıyoruz. Kat. Değer biçilir mi ya? Lütfen arabadan. Başka var mı? Yanlış yerden mi geldik? Oradan mı çıkacağız? Ne bileyim, oraya gidelim. Gel. Nerede oradan ya? Oğlum oradan yol mu var? Evet, tam buradayız. Abi şu patlayışlar ya. Bizimkiler nerede? Gidiyorlar mı? Ya geliyorlar, onlar da buraya geliyorlar. Nerede? Yok kimse la. Yarı bölünmüş, girilmemiş. Şurası ne? Şurada boş herhalde. Şurası boş mu karşısında? Abi buralar da bana bak oluyor. En akıllı defa çalışmadım ya. Enes! Geliyorlar. Ya burada vapurlar, vapurlar. Göz bebeği. Gelin kızlar. Çok efsane, harbiden çok güzel. Abi şu morcuklar. Aşık oldum. Aşık oldum, yemin ederim. Araba çok güzel şu, yani. Şuradan yapmazlar. Evet. Hani... Jaguar mı? Hayır. Abi efsane ya. Bu ne lan? Kaç beygir bu? Arkadaşlar bunu beygir. Yazmıyor mu özellikleri ya? Abi biliyor musun? Motora basana. Motor. Kocaman evet. Motor mu? Elle çevirdim ya. Hadi şuradan çıkalım. Çıkalım. Evet gidiyoruz. Ooo burası tam fotoğraf abi, benim fotoğrafım çok. Çekil. Evet rüzgar kımıldamıyor arkada. Şöyle çek şöyle. Evet görüyorsunuz. Şu an ne var? Yavuz zırhlısı var. Kitaptan onu kısım. Cesarayından anlat. Resim edin. Evet adı yurtun ağaçını. Burada taşımışlar. Hüda'nın ebedi serhabı, o benim son ibedim, onu çiğnetme dedi. Bu göğüslerse... Şöyle bir time lapse yapsak ya. Ne yapayım? Time lapse. Ne yapacağım?
Buraya gelelim abi.
arkadaşlar görüyorsunuz. İhtiyar kaybolunlar. Pişmiş. Bütçelerine bisiklet yolları yapımı için bütçe ayırmasına bir fırsat verirse genel bütçeden, yani belediyeye, belediye bütçesinden yüzde bilmem kaçı kadar bisiklet yollarını harcamak üzere diye bir kurgu varsa belediye onu harcar. Yani insafına bırakmamak lazım. İnsafına başkanların. Yani ben yaptırımı hayal ediyorum. Teşvik bu şey gibi, bizim işte pozitif ayrımcı kutsallar ya, kotalar koyuyorlar kadınların işte siyasete katılımı olsun, başka her alanda karar alma mekanizmalarında yükselmeleri için. İşte o Avrupa Birliği öngörüyor diye koyuyoruz biz aslında şu anda. Aslında ama sadece ne yazık ki şeyde var, resmiyette var ama uygulamada göremiyoruz. İşte sıralamalarda sona koyuyoruz, seçilemiyorlar filan gibi. Aynı o hesap, teşvik yani, bir pozitif ayrımcılık kadar geldim. Ben son 3 haftadır her hafta geliyorum. İşte böyle burası da hafta içi çok yoğun oluyor. Bir yandan plan bütçe başladı. Her gün bir bakanlığın bütçesi görüşülüyor komisyonda. Bir yandan işte bu sağlıkla ilgili duymuşsunuzdur. Sağlıkta şiddete hayır diye bir yasa biz istiyorduk. Ama onu başka bir şeye evirdiler. Bir yandan o devam ediyor. Diğer yandan da başka şeyler, genel kurul devam ediyor falan. Yoğun yani, çok yoğun geçiyor. İşte ben de yetişmeye çalışıyorum. Partinin sorunlarını bir taraftan getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan genel politikalar üzerine siyaset yapmaya gayret ediyoruz falan. Böyle yoğun bir şekilde elimden geldiğince devam etmeye çalışıyorum. Sizin var mı böyle dile getirmemizi istediğiniz bir şey? Benim sabah ilk sosyal medyada da paylaştım.